Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüzde kimi yazarların dili, e, dil özensizliği ya da yetersizliği beni çok rahatsız ediyor. Anlattıkları ne olursa olsun, kullandıkları dilin savrukluğu, kötülüğü yazdıklarını okunmaz kılıyor. Edebiyat olmaktan uzaklaştırıyor. Bu tür yazarların edebiyatımızın nitelikli yazarlarını okumadıkları gibi dil üstüne de, dil üstüne hiç kafa yormadıklarını düşünüyorum. Keşke Saussure'ün Dil ön yüzü düşünce, arka yüzü ses olan bir kağıt parçasına benzetilebilir, Arka yüzü kesmeye kalkarsanız ön yüzü de kesersiniz dediğini bilselerdi. Keşke insan bir ülkede yaşamaz, bir dilde yaşar. Ülkemiz, ana yurdumuz e, dildir. Başka bir ülkede e, başka bir ülke yoktur diyen Siro'yu e, okumuş olsalardı. Evet bakalım şimdi seçeneklerimize. A kimi yazarların dili savruk ve kötü kullanması o yazıları okunmaz hale getirmektedir. Bunu görmekteyiz. Günümüzde kimi yazarların dil özensizliği ya da yetersizliği beni çok rahatsız ediyor. Anlattıkları ne olursa olsun kullandıkları dilin savrukluğu, kötülüğü yazdıklarını okunmaz kılıyor. Demek ki buna değinilmiştir. Ve dili kötü kullanan yazarlar nitelikli yazarlara okumaktadırlar. Bunun tam tersini görmekteyiz edebiyat olmaktan uzaklaştırıyoruz. Sonrasına baktığımızda bu tür yazarların yani dili kötü kullanan yazarların edebiyatımızın nitelikli yazarlarını okumadıkları gibi, demek ki okudukları değil okumadıklarıdır söz konusu olan bu ifade çıkarılamaz. C. Bazı yazarlar dil üstüne kafa yormadıkları için e, kullandıkları dil özentisiz ve yetersizdir. Bunu söyleyebiliriz. Bu tür yazarların yani dille, e, dile özensiz Yaklaşan yazarların edebiyatımızın nitelikli yazarlarını okumadıkları gibi dil üstüne hiç kafayı yormadıklarını düşünüyorum demek ki buna da değinilmiştir. D. Dil ön yüzü düşünce, arka yüzü ses olan bir kağıda benzer. Ön yüzü keserseniz arka yüzü de kesilir. Bu da sansürün görüşüdür. Bunu görmekteyiz. Dil ön yüzü düşünce, arka yüzü ses olan bir kağıt parçasına benzetilir, benzetilebilir. Arka yüzü kesmeye kalkarsanız ön yüzü de kesersiniz. Demek ki buna da değinilmiştir. E dil bir ülke gibidir. Ana yurttur, ana yurttur. Onu yok ederseniz ülkenizde yok edersiniz. Evet insan bir ülkede yaşamaz, bir dilde yaşar. Ülkemiz ana yurdumuz dildir. Başka bir ülke yoktur. Dolayısıyla parçanın genelinden de o ülke yok edilirse, e, dil yok edilirse daha doğrusu ülkede yok olmuş olur. Bunu da çıkarılabilir olarak görmekteyiz. Sadece B'ye değinilmemiştir. Cevap B'dir. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Şehirlerin insanı kuran bir yanı vardır. Bütün o arayan yarımımız, yarımımızı şehirler anlatır bize en çok. Niyazi Mısri'nin insanı önünden şehirlerin geçtiği bir aynaya benzetmesi, insanın serüveniyle şehirlerin serüveninin paralellik göstermesiyle ilgilidir. Evet, şehir bir ayna. Işık hüzmeleriyle her bir parçamızı yansıtan bir ayna. Çelişkileri ironisiyle 3. sayfa haberlerine denk düşen yanıyla gizemiyle insanın prototipidir şehirler. A. Şehir insana, şehrin ve insanın serüvenlerini göstermesi yönüyle bir ayna gibidir. Bunu söyleyebiliriz Niyazi Mısri'nin ifadesiyle. Niyazi Mısri'nin insanı önünden şehirlerin geçtiği bir aynaya benzetmesi, insanın serüveniyle Şehirlerin serüveninin paralellik göstermesiyle ilgilidir demiştir. Demek ki buna e, çıkarlar olarak bakabiliriz. B. Şehirleri pek çok kişi insan ile özdeşleştirmiştir. Pek çok kişi değil bir bakıma Niyazi Mısri'ye örneği verilmiştir burada sadece. Demek ki bu çıkarılamaz. C. Şehir öyle bir aynadır ki her bir ışık demeti her bir parçamızı yansıtır. Bunu söyleyebiliriz. Evet şehir bir ayna. Işık hüzmetleriyle yani demetleriyle her bir parçamızı yansıtan bir ayna. Demek ki burada çıkarılabilir. T. Şehir bir üçüncü sayfa haberi gibidir. Olumsuz yanımızı bize gösterir. Çelişkileri ironisiyle üçüncü sayfa haberlerine denk düşen yanıyla, gizemiyle insanın prototipidir şehirler. Evet bunu da söyleyebilmekteyiz görüldüğü gibi. Bu arada çelişkiler, ironiler bunlar olumsuzluklardır genellikle. E. Çelişkiler, ironiler, gizemler yönüyle şehir, İnsanın ilk şekli gibidir. Bu aynı cümlenizde yine geçiyor. Çelişkiler, ironiler. Sonra 3. sayfa haberlerine denk düşen yanıyla gizemiyle. Evet burada gizemi ifadesini de ekledik. Sonra bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Prototip de ilk şekli demektir. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir. Cevap B'dir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Parçada Göbekli Tepe hakkında bilgi verilmektedir a) İnsanların tarıma yönelme sebebine buna değinilmiş. Kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından dolayı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Görüldüğü gibi tarıma yönelme sebebi belirtilmiş. b) İnsanların yerleşik hayata geçme sebebine e, geçme sebebi tarım zannedilmiştir parçaya göre ancak bunun öyle olmadığı ifade ediliyor. Yani tarım yerleşik hayatı getirmemiş, dini mabetlerin etrafında kalma arzusu sonucunda yerleşik hayat tarımı getirmiştir. Yani öncelikle dini mabetlerin etrafında kalma arzusuyla yerleşik hayat ortaya çıkmıştır. Ve ihtiyaçların karşılanması için de tarım ortaya çıkmıştır. Demek ki buna da değinilmiş. C. Yıllardır derslerde anlatılan bir tezi çürüttüğüne. Bunu da görmekteyiz. Göbekli Tepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen... Göçebe toplulukların tarım öğrenerek yerleşik hayata geçtiği tezini de çürütüyor. D. En eski yapıt olarak bilinen yapıtlardan sonra yapıldığını. Bunun bir bakıma tersini görmekteyiz parçamızın başında. Göbekli Tepe, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye ait. Yani daha önce yapılmış sonra yapılmamış. Buna evet, demek ki denilmemiştir. E. 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığına, Göbekli Tepe 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır. Bu da söylenebilir, buna da değinilmiştir. Cevap D'dir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romanda da aranan fakat az rastlanılan özelliklerden biri değildir. Öykü tepeden tırnağa sanattır. Başka türlü var olamaz. Roman ancak büyük yaratıcıların elinde sanat oluyor. Öykünün kusursuz olması gerekir ve öyle olmak zorundadır. Yoğunluk, dilin ritmi, sesi gibi biçim, iç biçim özellikleri, tek sözcüğün bile eksik ya da fazla olmaması, ayrıntılar üstüne kurulmak gibi özellikler öykünün olmazla, olmazsa olmazlarıdır. Romanda da aranır bunlar ama çok az rastlanır. Görüldüğü gibi romanda aranır bunlar ifadesi yoğunlukla başlamaktadır. Yani buradaki özellikler yoğunluğa ait özelliklerdir. Ancak romanda da aranır ama çok az rastlanan şekli ifade görmekteyiz. A. Ayrıntıların üstüne kurulması. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıntılar üstüne kurulmak ifadesini görmekteyiz. B. Az sözcükte çok anlam ifade edebilmesi. Bunu da söyleyebiliriz. Yoğunluk az sözcükte çok şey ifade etme demektir. C. Dilin ritmi, sesi, iç biçim özellikleri olması. Dilin ritmi, sesi, iç biçim özelliklerini görmekteyiz. Bakın. D yazıdaki bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi. Bununla ilgili bir ifade yok parçada. E sözcüklerin tam yerinde olması bunu da görebiliyoruz. Tek sözcüğün bile eksik ya da fazla olmaması yani yerli yerinde kullanma gösterir. Dolayısıyla cevabımız D'dir.